Meraklısına Bilim'in 9. programına hoş geldiniz. Bu akşam gündemi çok yakından ilgilendiren bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programlarımızdan farklı olarak aslında gündemi yakından ilgilendiren gündemin kendisiyle birlikte olacağız bu akşam. Konuğumuz Bilim Akademisi üyesi ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Bugün seçimleri konuşacağız 1946'dan bugüne. Şimdi şöyle başlayalım. Aslında daha önce kısa dönemli çok partili hayatlarımız olmasına rağmen kesin nihai geçişi, darbeleri saymazsak tabii, 1946'dan başlatıyoruz. 45. 45'ten başlatıyoruz peki. 1945'te ne oldu da biz bu çok partili hayata ve seçimlere geçtik? İki nedeni varmış gibi gözüküyor bu konuda yapılan araştırmaların. Bir kısmı tarihçiler, bir kısmı siyaset bilimciler tarafından yapılmış durumda. Bazı anayasa hukukçularının da çalışmaları var. Bu araştırmalarda temel itibariyle gösterilen iki neden gözüküyor. Bir tanesi uluslararası ilişkilerdeki büyük değişiklikler. İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Savaşın bittiği noktada Türkiye savaşa katılmamış durumdadır. Ve savaş sonrasında 1945 senesi büyük bir belirsizlik dönemi yaşamaktadır. Macaristan, Romanya, Polonya, Kızılordu tarafından büyük ölçüde işgal edilmiş durumda. Amerikalılar ise savaşı Ağustos sonunda bitirebildiler Japonya ile. Ve daha önceki dönemde Rusların Japonya'daki Amerikan muharebe girişimlerine destek vermesini bekliyorlar ve bunun için bir yandan Polonya, Macaristan ve Romanya'da bir an önce seçimlere gidip demokratik hükümetlerin kurulmasını Ruslara kabul ettirmeye çalışıyorlar. Öbür taraftan Rusları, özellikle Stalin'i küstürmeksizin Japonya'da savaşı bitirmeye gayret ediyorlar. Tabii sonunda nükleer silah kullanmaya gayret ediyorlar. O da tuhaf bir süreçtir. Fakat tam bizim olayımızla ilgili olmadığı için ayrıntısına girmeyeceğim. Sonuçta Doğu Avrupa büyük ölçüde Rusların kontrolü altına giriyor. Aynı tarihlerde Churchill'in ünlü bir lafı var. Avrupa'nın üzerine bir demir perde indi diyor. Ve o demir perde lafı Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı ayıran rejimleri tanımlayan bir özellik kazanıyor. Bu aşamada Rusya'nın etkisi daha güneye doğru sarkmaya başlıyor. Hemen batımızda Yunanistan'da bir iç savaş patlak veriyor. Daha 2. Dünya Savaşı bitmeden bu alevleniyor. Dolayısıyla Türkiye iki tarafından da sarılmış gibi bir manzara arz etmeye başlıyor. Ve daha önce Lenin ve Atatürk arasında 1921'de yapılmış olan bir saldırmazlık paktı ve dostluk anlaşması var. Bunun geçerlilik süresi 25 yıl. Dolayısıyla Türkiye, Moskova'ya diplomatlar göndererek bunun uzayıp uzamayacağını ve şartlarını konuşmak istiyorlar. O zaman öğreniyorlar ki Ruslar boğazların iki yakasına Kızıl Ordu'yu yerleştirme teklifinde bulunmak için hazırlanıyorlar. Aynı zamanda Gürcistan'ın batısı dediği Stalin'in, bizim Ardahan ve Kars ilimizin büyük ölçüde Gürcistan'a bırakılması teklifiyle geleceklerini anlıyor bu temaslarda bulunanlar. Bu haberle dönüyorlar. Bunun üzerine hükümet kendisini Rusya'nın bu baskısından korumak için Batı ittifakına doğru yaklaşma ihtiyacını duyuyor. Bu uluslararası neden. Onun için de demokrasi kulübüne girmek durumundalar ve demokrasi olurlarsa bunun daha kolay olacağını düşünüyorlar. Aynı zamanda içeride büyük bir servet el değiştirmesi olayı yaşanıyor 2. Dünya Savaşı sırasında. Özellikle azınlıkların elindeki bir takım şirketler el değiştiriyor. Büyük bir kara borsa olayı yaşanıyor. Bundan zengin olanlar var. Varlık vergisi... Tabii varlık vergisi aynı dönemde, ama onun yanı sıra tabii büyük ölçüde toprak mahsulleri vergisi vesaire gibi başka vergiler de koyuluyor ve insanlara çok ağır bir bedel ödetilmiş oluyor bu 2. Dünya Savaşı dolayısıyla. Bu ortamın yaratmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı müthiş bir yeni örgütlenme ve kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin atacağı bir takım yeni adımlar, yeni vergilendirmelere karşı koruma insiyaki içinde olan, hafif hafif ortaya çıkmakta olan bir müteşebbis sınıfı var. Bunlar da bir parti kurmaya çalışıyorlar. İlk bunlardan bir tanesi zaten Nuri Demirağ, Türkiye Kalkınma Partisi'ni kuruyor 1945'te. Onun arkasından da Demokrat Parti'den ayrılmış olan 4 kişi dörtlü takrir vererek bir takım eleştirilerde bulunmuşlar. Daha önce zaten Celal Bayar başkanlığında Adnan Menderes, o zaman çok genç, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Bu iç nedenler. Bu ikisinin birleşmiş olduğu ortamda çok partili hayata doğru geçiliyor ve 1946'ta ilk çok partili seçim yapılıyor. Ama biraz enteresan seçim değil mi? Tabii, seçimin kurallarını o tarihte değiştirmemiş oldukları için, fazla değiştirmemiş oldukları için bir kere çoğunluk listesi uygulaması devam ediyor. Oylar açık veriliyor. Dolayısıyla herkes kime oy verebildiğini görüyor. Düzenlemeyi büyük ölçüde yürütme yapıyor. Valilik, kaymakamlık vesaire. Aynı zamanda oyların sayımı gizli yapılıyor. Tabii bu arada büyük yolsuzluklara olanak sağlıyor. Örneğin Şişli'nin sandıkları Topkapı'da çıkıyor. Bu sandıkların içerisinde Demokrat Parti oyları var. Onlar değiştirilmiş, yerine Cumhuriyet Halk Partisi oyları konulmuş. O zaman İstanbul'da bir tekerleme uyduruyorlar. Rızk için Allah Kerim, fisk için Cevdet Kerim. Cevdet Kerim İnce Dayı, önemli bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, onun bunu yaptığını iddia ediyorlar. Ve böyle bir tekerlemeyle de eleştirilerini gündeme taşımış oluyorlar. Onun sonuçları doğru dürüst yayınlanmamıştır. Yani meclis sandalye dağılımı var, oy dağılımı pek bulunabilecek kaynaklarda mevcut değil. Fakat 50 seçimlerine doğru yaklaşıldığı vakit Demokrat Parti eğer bu şekilde devam ederlerse seçimlere girmeyeceğini söylüyor. Şimdi o aşamada Türkiye daha çok uluslararası nedenler dolayısıyla bir taraftan iç savaş devam ediyor, 49'a kadar sürdü Yunanistan'daki. O iç savaştan etkilenmeler söz konusu olacak diye korkuyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çekmekte olduğu NATO ittifakına 1948'de başvurmuş durumdalar. Henüz girip girmeyeceği Türkiye'nin belli değil, 52'de girebildi. Avrupa Konseyi'nin kurulması sırasında Türkiye'ye yaklaşımlar var. Onu olumlu bir şekilde de devam etmesini istiyorlar. Dolayısıyla uluslararası camiadan çok kötü tepki geleceğini düşünerek İsmet Paşa Celal Bayar'la konuşmaya karar veriyor. Bunların görüşmeleri sonunda bir protokol üzerinde anlaşıyorlar. Ve 1950 seçimlerine giderken seçim kanunu 16 Şubat 1950'de değişiyor. 5545 sayılı yasayla Türkiye yeni bir seçim mevzuatına geçiyor. Burada çoğunluk listesi usulü devam ediyor. Ki o meslektaşlarımızın çoğu tarafından bir hata olarak hala kabul edilmektedir. Bunun yerine nispi temsile geçmiş olsalardı bu geçiş çok daha makul ölçülerde olabilecekti. Çünkü çoğunluk esasına geçtiğiniz vakit çoğunluğu alan listeyi çıkartıyor. Dolayısıyla aradaki oy oranının çok ötesinde sandalye farklılığı çıkıyor. Dolayısıyla %50'den biraz fazla oy alan bir Demokrat Parti, %50'den biraz daha az oy alan bir Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyor ama mecliste %90 civarında sandalye Demokrat Parti'nin %10 kadarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluyor. Dolayısıyla muazzam orantısız bir meclis içi parlamenter partiler arası ilişkiler dönemine geçiliyor Türkiye'de 1950 seçimlerine itibaren. Bu yapılan anlaşma temel itibariyle bazı esaslar getirmişti. Bunlardan bir tanesi seçimlerin tamamen yargının denetiminde olması. Yürütmenin hiçbir rol oynamamasıdır seçimlerde. Bir günlük süre içerisinde kolluk kuvvetlerinin yargının emrinde bulunarak hareket etmesi, bütün müdahale kararlarını, şunu bunu, bütün seçimle ilişkin kararları yargının vermesi. Bunun için bir yüksek mahkeme kurulmasına karar veriyorlar. Yüksek Seçim Kurulu, yüksek mahkeme olarak kuruluyor. Bunun için bir hazırlık yapılıyor. Hazırlık komisyonunun başına o zamanki Yargıtay Başkanı geçiyor. Komisyon dünyadaki çeşitli seçim mevzuatına bakıyor. O mevzuatın o tarihteki özelliklerini kullanarak bu düzenlemeyi yapıyor. Dolayısıyla hakim teminatı altında yürütmeden ve iktidar partisinden bağımsız olarak bağımsız ve tarafsız yargının denetlediği ve idare ettiği bir seçim süreci kabul ediliyor. 1950'den itibaren Türkiye bunu sürdürmeye başlıyor. Bugün bu büyük ölçüde bitmiş durumda. Yani aramızdaki o günle bugün arasındaki fark bu. Bugün 1950'nin gerisine düşmüş durumdayız uygulama itibariyle, ama bugüne atlamayalım, süreci devam edelim. Fakat çoğunluk listesi uygulaması dolayısıyla bu sefer tam tersi oluyor partiler açısından herhalde. Demokrat Parti'nin itiraz ettiği ve nispi temsil istiyor 40'larda. Sistem kendisine büyük ölçüde yarıyor. Bu sefer bu sisteme dört elle sarılıyor ve hiçbir şekilde onu bırakmıyor. 1950'ler boyunca da Cumhuriyet Halk Partisi nispi temsile önermeye gayret ediyor. Yani roller değişmiş oluyor, muhalefette olduğu için. Ve o dönem zarfında 50 ve 54 seçimlerinde büyük zaferle çıkıyor Demokrat Parti. Çünkü demin söylemiş olduğum 1940'lardaki toprak mahsulleri vergisi köylüye çok ağır bir bedel ödetmiştir. Varlık vergisi üzerine Türkiye'de çok duruldu ama toprak mahsulleri vergisi üzerine durulmuyor. Esas etkiyi yapan toprak mahsulleri vergisidir. Çünkü askeri doyurabilmek için köylünün mahsulüne el konulmuştur. Bu el konulma dolayısıyla birçok insan yara aç, hatta tam aç kaldığı dönemler söz konusu olmuştur. Onun bedeli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağır bir fatura kesilmiştir. Bugüne kadar da bu fatura devam etmektedir. Orada büyük bir küskünlük durumu söz konusudur. Tabii bu daha önce yaşanmış olan dünya krizinin, 1929 büyük dünya buhranı, onun getirmiş olduğu işsizlik ve onun getirmiş olduğu ağır faturanın üzerine eklenmiştir. Her ikisinden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumlu tutmuştur seçmen ve bunun bedelini Cumhuriyet Halk Partisi ağır bir şekilde 1950'lerden itibaren ödemektedir. 1957 seçimlerinde yalnız biraz işler değişiyor. Çünkü Türkiye bir iktisadi daralma dönemine giriyor. Hava koşulları o kadar iyi gitmiyor. Büyük ölçüde tarım ekonomisi. Dolayısıyla havanın 1950-54 arasında çok iyi gitmesi, büyük kar fırtınaları oluyor. Bu özellikle hububat tarımı için son derece önemli. Dolayısıyla büyük iktisadi kalkınma dönemi yaşanıyor. Ama 54'ten sonra yavaş yavaş 55'ten itibaren bunun etkileri görülmeye başlıyor. 1957'de 2.46 lira olan dolar %330 devalüasyonla 9 küsür liraya çıkıyor. Hemen hemen bir gecede. Ben o sene ilkokula başladım, bunu hayal meyal hatırlıyorum. Ailede biraz konuşulduğu için babam ticaretle uğraşıyordu. Dolayısıyla bu ciddi bir darbe indiriyor. Özellikle bordro mahkumları denilen kesime. Yani asker ve sivil memurlar ve diğer çalışanlar büyük bir fatura ödemeye başlıyorlar. Türkiye'nin satın alma gücü Türk lirasının düşüyor. Ve dolayısıyla bu insanlar bir fakirleşme dönemine girmeye başlıyorlar ve iktisadi durum 1960'ların neredeyse ortasına kadar filan esnek köstek bu şekilde devam ediyor. Ama seçim sisteminde bir değişiklik yok. Hayır, yani 50-54 seçimlerinde ciddi oy kaybına uğruyor Demokrat Parti. Çünkü 54 seçimlerinde bayağı oyunu yükseltmiş durumdaydı. %50'lerin üzerinde. Bu 50'lerin altına iniyor. Aradaki fark kapanıyor fakat seçim sisteminden dolayı aradaki sandalye dağılımında büyük orantısızlık sürüyor. Ve dolayısıyla 1961'e geldiğimizde 60 darbesi sonrasında yeni bir anayasa kabul edildiğinde bununla beraber seçim sistemi değiştiriliyor. 298 sayılı bugün de uygulamakta olduğumuz seçimlerin genel esaslarına ilişkin kanun kabul ediliyor ve onunla birlikte de Türkiye'de bir takım temel kararlar veriliyor. Şimdi 61 Anayasası'nda 109. maddede aynı zamanda 3 bakanın, yani İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlarının seçim sırasında görevlerini tarafsız kişilere bırakacağı ekleniyor. Bu 82 Anayasası'nda 114. madde olarak devam etmiştir. Geçen sene yapılan referandumla kaldırıldı. O zamana kadar devam etti. Kaldırılma gerekçesini ben bilmiyorum. Yani neden kaldırıldı? Neye böyle bir şeye gerek duyuldu? Galiba bu, kamuoyuna açıklandığı kadarıyla şöyle, zaten bu kişileri hükümet belirliyor. Dolayısıyla kendilerine yakın kişileri belirleyeceklerdir. Ama tarafsız kişileri seçmeleri lazım. Şimdi bakın, demokrasi uygulayacaksanız demokrasinin 9'u centilmen anlaşmasıdır. Özellikle İngiltere'de icat edilmiş olan bir şey olduğu için modern demokrasi. Yani tarihin kökeni Antik Yunan'a kadar gidiyor. Belki daha önce uygulayanlar da var, onu bilmiyoruz ama Antik Yunan'dan itibaren yazılı kaynak var. Ama modern demokrasi İngiltere'de uygulandığı için İngiltere'de centilmen anlaşmalarıyla uygulanıyor. İngiltere'nin anayasası da yok. O da bir centilmen anlaşmasıyla gidiyor. Yazısız bir takım kurallar var. Yani olsa olsa şöyledir, böyledir diye düşünüyorlar ama bunu sürdürebiliyorlar. Şimdi biz yapıyoruz, zaten biz yapıyoruz, onu da atasak olur, bunu da atasak olur değil. Tarafsız kişi seçeceksiniz. Bu nezahati ve nezaketi göstereceksiniz. Gösteremezseniz demokrasi olarak çalışmıyorsunuz. Sorununuz burada. Esas ciddi mesele yönetim kültürünün demokrasiyle olan bağdaşıklığında Türkiye'de yatıyor. Ciddi sorunlarımız var burada. 1950'leri zaten analiz eden Şerif Mardin, Frederick Frey ve onlarla birlikte işte Nermin Abadan, o tarihte daha ziyade bu konular üzerinde fikir yormuş olanlar, Türkiye'nin 1950'lerdeki sorunun da büyük ölçüde yönetim kültüründen kaynaklandığını vurguluyorlar. Ve özellikle burada meclis içerisindeki iki siyasi partinin birbirini şeytanileştirmiş, düşmanlaştırmış ve ötekileştirmiş olarak görmesi, o şekilde yaklaşmaları, herhangi bir sınırlama olmadan savaşma diye tanımlıyor Frederick Frey, türünde bir ilişkiye dönmüş durumda ve dolayısıyla aradaki ilişkinin demokrasinin gerektireceği çeşitli uzlaşmaları, çeşitli anlayışları içermeyen bir nitelikte olması, büyük kırılmalara, acayip zıtlaşmalara, gerilimlerin artmasına, çatışmalara, dövüşe dönüşmesi, bizde meclis dövüşmeleri çoktur. Bu şekilde de görülüyor olması. Çünkü demokrasinin yerleşmiş olduğu ülkelerde, meclislerde kavga gözükmüyor. Yerleşmeden önce kavga varmış mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1776'dan 1920'ye kadar kavga, dövüş, silahla birbirini tehdit vesaire var. Ama 1920'de yerleştikten sonra bitiyor. Aynı şey İngiliz parlamentosunda düello var. İçeride olmasa veya dışarıda düello ediyorlar ama o da 200 senede falan gözükmüyor. Yani bizde yerleşmemiş olduğu için fikir çatışması, fiziksel yumruklaşmaya ve sonunda birbirlerine zarar vermeye, hatta ölüme neden olabilecek noktaya dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu tür ilişkilerin sürdürülebilmesi, iktidarda bulunan ve muhalefette bulunanların paylaştıkları değerler, inançlar, tutumlar, birbirlerine yaklaşımlar falanla ilgili, bu kültürle ilgili. Kültürde ciddi bir problemimiz var. Özellikle Şerif Mardin'in rahmetli üzerinde çok vurguladığı, herhangi bir şekilde bizim kültürümüzde muhalefet algısı, fikri ve kabulü yok. Ve bu siyasi yönetimde çok büyük açmazlara neden oluyor. Seçim sisteminin de, seçim sistemiyle üretilmiş olan temsilciler heyetinin, yani meclisin de çalışmasını büyük ölçüde akamete uğratıyor, zorlaştırıyor. Yani esas sorunlarımızdan bir tanesi bu. Bu sorunu pek kolay aşabilecek durumda değiliz ama bu sorunu aşmayı sağlayabilecek bazı formüllere Türkiye öncelik verebilir. Ama bu yolu da hiçbir zaman tercih etmedi, onu da söyleyeyim. Çoğunlukçu bir mantıkla yapılan seçimler zıtlaşmayı kolaylaştırıyor. Zıtlaşma da muhalefetin şeytanileştirilmesi, ötekileştirilmesi, düşmanlaştırılması, onun yok edilmesi gibi bir noktaya getiriyor. Yani her türlü karşılıklı ağır isnat, bir kısmı delilsiz, bir kısmı gereksiz, bir kısmı hissi kolaylıkla ortaya çıkabiliyor ve bu da Türkiye'nin demokrasi olarak yoluna devamını bir hayli zorlaştırıyor. Şimdi buradan çıkabildiğiniz dönemler var. Bunu da görebiliyoruz. Mesela 1970'ler böyle bir dönem. Bu tür çatışmaların daha aza inebildiği bir dönem. Oradaki ilişkiler de bir miktar değişiyor. Ama 61 Anayasası'yla çoğunluk esası terk ediliyor. Onun yerine nispi temsil getiriliyor. En büyük ortalama formülü D'Hondt diye bir zatın, Kent Üniversitesi'nden bir matematikçi önermiş olduğu bir formüle göre. Bugün hala uygulanıyor. Evet, hala onu uyguluyoruz. En büyük ortalama formülü. Bu esasında çoğunluktan geçiş için fena değil. Çünkü en fazla oy alanı, biraz oy alan partiye biraz ödül veriyor. Hani onun sandalye sayısını biraz arttırıyor. Daha az oy alanlarını da biraz azaltıyor. Evet, dağıtım oransal, nispi ama önde geleni, yani zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir formül. Dolayısıyla partiler, bu da işte %40'ı biraz geçen partileri tek başına iktidara taşıyabilecek bir sonuca sizi götürüyor. Fakat bu sistemi biz çeşitli şekillerde uyguladık. Bunu daha oransal hale getirmek için milli bakiye sistemi uyguladık bir dönem. Nedir biraz? Yani burada artık oylar var. Artık oylar toplanıyor. Toplandıktan sonra partilerin illerde aldıkları oyların toplamı olarak genel toplamda aldıkları oy toplamları esasında yeni oranlar belirleniyor. Bazı sandalyelerde esasında çok az oy almış olan siyasi partilere ek olarak verilebiliyor. Daha oransal olabiliyor. Bunun yerine en büyük kalan formülü var. Ona geçseydik daha iyi dağıtmış olabilirdik. Bugün Tunus'ta uygulanıyor mesela bu. Orada partilerin aldıkları oy oranıyla hemen hemen aynı oranda sandalyeye sahip olmalarınız hemen hemen garanti eden bir formül. Yani bunlar çok böyle otomatik çalışmıyor ama birbirine yakın sonuçlar üretiyor. Biz buna bir baraj getirmeye çalışıldı. O barajı Anayasa Mahkemesi o zaman reddetti, iptal etti. Dolayısıyla bu barajsız uygulamayla 1980'e kadar 5 seçim nispi temsil üzerinde bir uygulama yaptık. Burada tabii nispi temsil olunca küçük partilere, az oy alan partilere verdiğiniz oylar heba olmuyor. Seçmen bunu gördüğü zaman kendisinin en fazla tercih ettiği birinci tercihine oy vermeye başlıyor. O zaman da daha önce oy almayan ve daha büyük partilerin içerisinde mevcut olan fraksiyon olarak yahut bir hizip olarak mevcut olan gruplar kendilerine ayrı parti kurmaya başladılar. Hem büyük partilerden ayrıldılar. Demokratik Parti, Adalet Partisi'ne ayrıldı. Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrıldı vesaire. Hem de aynı zamanda daha önce kurulmamış bir takım partiler, mesela Milli Nizam Partisi daha sonra Milli Selamet olarak kuruldu. Parlamentoya girebilen Türkiye İşçi Partisi var. Türkiye İşçi Partisi girdi. O da daha önce kurulmamıştı. Yani daha önce sandalye alma imkanı bulamamıştı. Dolayısıyla bunlar bulma imkanı kavuştular. Böylece sandalye sayıları küçük küçük daha fazla sayıda parti olunca tabii çoğunluğun elde edilmesi 1970'lerden itibaren zora girdi. 65 ve 69 seçimlerini Adalet Partisi kazanmıştır. 61 seçimlerinde yine bir koalisyon olmuştur. Ama bu dönemler Türkiye'de aynı zamanda çok zorlu dönemler oldu. Çünkü 1974'te koalisyon kurulur kurulmaz bir Kıbrıs kriziyle karşı karşıya kaldık. Hemen aynı dönemde 73'ün sonunda Yom Kipur Savaşı oldu Orta Doğu'da. Petrol krizi var. O hiç beklenmedik bir şekilde OPEC'in bir kartel olarak ortaya çıkmasını ve fiyatları dikte edebilmesini çok hızlı bir şekilde misliyle arttırmasını sağladı. Türkiye yurt dışından özellikle fuel oil ama petrol ve petrol bileşenleri ithal etme durumundaydı. Dolayısıyla çok ağır bir faturayla karşılaştı ve enerji girdisini karşılayamayacak bir noktaya indi hızla. Bir de bunun arkasına Amerika Birleşik Devletleri'nin 1974'teki krizi kötü idare edişimizin sonucu olarak Birleşmiş Milletler'le çeşitli kurallara ve çeşitli yaptırımlara tabi olmamız veya aleyhte kararlara tabi olmamız dolayısıyla bir de ambargo geldi. 78'e kadar sürdü. Bir de iç huzursuzluklar. Bunlar vardı. Hepsi iç huzursuzluk. İçeride de çok ciddi hesaplaşmalara doğru itti ülkeyi. Ve bunun sonucunda şöyle bir izlenim doğdu. Koalisyon hükümetleri Türkiye'de istikrarsızlık yaratır. Aslında koalisyon hükümetleri istikrarsızlık yaratan hükümetler değil, dünyada değil. Dünyanın birçok ülkesinde başka bir tür hükümetle tanışmamış durumdalar demokrasiler. İskandinav ülkeleri çok uzun zamandır koalisyonla yönetiliyorlar. Almanya 4 yıl hariç, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra koalisyonla yönetiliyor. İtalya koalisyonla yönetiliyor. Dolayısıyla Hollanda aynı şekilde. Zaman zaman İngiltere ki çoğunlukçu demokrasinin beşiğidir. 2 tane temel demokrasi var dünyada. Biri İngiltere. Bütün demokrasiler onlar, bu ikisinden türemiştir. Çağdaş demokrasiler. Biri İngiltere, öbürü İsviçre. İsviçre ittifakla çalışır. Çok zordur çalıştırması. Ve İsviçre dışında bunu çok iyi beceren başka bir ülkede zannediyorum yok. Zaman zaman deneyenler var ama sürdüremiyorlar. Buna oydaşmacı demokrasi gibi bir tabir de kullanıyoruz. Çünkü İngilizcesi de bir değişik bir kavram. İngiltere'de de çoğunlukçu bir demokrasi söz konusu. Amerikan demokrasisi, İngiliz demokrasisinden türemiştir. Fransızlar büyük ölçüde İsviçre ve İngiltere kırmasıdır. Dolayısıyla yarı başkanlık oradan türemiş gibi gözüküyor. Birçoğu temel itibariyle bu demokrasilerden türemiş. Şimdi çoğunlukçu demokrasilerde uygulanan seçim sisteminde temel olarak güdülen hedef hükümet istikrarının sağlanmasıdır. Öbür hedefe zaten çok kesin olmamakla birlikte açıkladık. O da temsili temin etmektir. Temsil adaletini temin etmektir. Yani herkesin kendi görüşünün bir şekilde görebildiği bir meclisin oluşması. Dolayısıyla herkesin gönlünde yatan adayı oraya seçebilmesi ve onun vasıtasıyla yönetime bir katkıda veya etkide bulunuyor olması. Bu temsil adaleti. Öbürü ise esasında İngilizce hesap verebilirlik deniyor. Türkçe'ye hükümet istikrarı diye çevrilmiş. Yine anayasacı meslektaşlarımız, biz de Türkçesinde ister istemez bunu kullanıyoruz. Çoğunluk esasına göre seçim yaptığınız zaman temsil adaleti temin edilemiyor genellikle. Ama buna karşılık hükümetin kim olacağı seçim yapılır yapılmaz belli oluyor. Aynı zamanda ne tür politikalar uygulayacağı da belli oluyor. Bir şey doğru giderse kimin attığı adımlar dolayısıyla ve hangi politikalar dolayısıyla doğru gittiği, yanlış giderse kimlerin hangi politikaları iyi yönetememeleri dolayısıyla yanlış gittiğini anlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunlara fatura etmek, seçmenin bir daha seçimde beğenmiyorsa değiştirmesi daha kolaylaşıyor. Onun için bu tür bir yönetim kolaylığı getirdiği için bu tür bir formülü İngilizler benimsiyorlar. 2010'da bunu değiştirelim mi diye düşündüler. Daha nispi bir sisteme geçelim mi? Avustralya'da uygulanan bir alternatif oy sistemi var. Ona geçmeyi düşündüler. Sonra ondan vazgeçtiler. %70 hayır dedi. Dolayısıyla bu sistemle devam ediyorlar. Ama bu sistem bile seçmenin oyu partiler arasında eşite yakın dağılırsa, ki 2010 senesine kadar 1970'lerdeki bir küçük ara ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bir dönem hariç %80-90 mertebesinde iki partiye oy veriyorlardı. Yani ya sağda muhafazakarlara, solda da işçilere. Bunların ikisi arasında toplam oy. Bu 2000'li yılların başından itibaren yavaş yavaş düşmeye başladı. %65'e kadar indi. O zaman nispi dağılmış oluyor. Hiçbiri tek başına iktidara gelebilecek oyu üretemedi. O zaman ister istemez liberal demokratlarla muhafazakarlar ortak hükümet kurmak zorunda kaldılar. Bugün de İngiltere, İrlanda'nın Protestan Partisi'yle Muhafazakar Parti'nin koalisyonuyla yönetiliyor. Dolayısıyla orada da koalisyonu engelleyebilmeniz mümkün değil. Demokrasiyle çalışacaksanız zaman zaman koalisyon haline geleceksiniz. Bir tek istisnası Amerika'da uygulanan başkanlık sistemidir. Orada koalisyon yok ama daha beteri var. Nedir? Muhalefetle iktidarın bir arada çalışması gerekiyor. Çalışmazsa ne oluyor? Sistem kilitleniyor. Uzlaşamıyorsunuz, kenetleniyor diyorlar. Gridlock deniyor İngilizce. O zaman temel kanunlar çıkartılamıyor. Amerika'nın bütçe kanunu bizdeki gibi tek yasa değildir. 13 yasadan oluşuyordu, şimdi 12'ye düşürdüler. Her birine ayrı ayrı oylamaları gerekiyor. Bunların savunma gibi çok acil ve önemli olan alanlardakileri oyluyorlar. Ama bir iki tanesini kabul edemiyorlar. Bütçe bağlanmıyor. Dolayısıyla Amerika'daki mali yıl 1 Temmuz'da başladığı halde bütçenin bağlanmasını 1976'da aldıkları bir kararla 31 Ekim'e attılar. Yani mali yıla giriyorlar, Temmuz geçiyor, Ağustos geçiyor, Eylül geçiyor, bütçe yok. Ekim geçiyor, Ekim'de bağlarlarsa ne var? Bağlanmazsa yıl sonuna gidiyor. Bağlanmazsa, ki Clinton döneminde ve Obama döneminde birkaç kere yaşandı, o bütçenin o yasalarının kapsadığı alanda çalışan memurlara yol veriyorlar. Bunlar 800 bin civarı federal memur. Diyorlar ki gidin evinize, size maaş ödeyemiyoruz. Günlerce müzeler kapalı kaldı. Müzeler, konsolosluklar, büyükelçilikler yani çok... Tabii bu bürokrasinin çalışmasını da bozuyor. Çünkü bu insanlar biraz daha önemsizmiş gibi kendilerini hissetmeye başlıyor. Çünkü askerlerin maaşını veriyorsunuz. Askeri harcamalar devam ediyor, onlar kesilmiyor. O 700 milyar dolar falan civarında bir şey yani küçük bir bütçe değildir. Onlar devam ediyor ama siz Öbür memurlara maaş vermediklerinize sen ikinci sınıf memurmuşsun havası veriyorsunuz. Bu da Amerikan hükümetinin çalışmasını zorlaştırıyor. Onun için hükümet sisteminin bozuklukları dolayısıyla bizde çok eleştirilen bu audit şirketleri var ya, onlar Amerika'nın kredi notunu Obama döneminde bir dizyen düşürdüler. Bu nedenden dolayı. Dolayısıyla evet, koalisyonla çalışmaz Amerikan başkanlık sistemi ama iktidar ve muhalefetin uzlaşmasıyla çalışır. O koalisyondan çok daha zordur. Çünkü zıtlaşma üzerine kurulmuş bir sistemdir. Zıtlaşmayı aşarak bağdaşmayı temin etmeniz gerekir ve Amerikan başkanlık adaylığı olanlar, özellikle kongre içinden gelenler, mesela McCain en son adaylardan birine örnek vereyim. Ben karşı taraftaki oturan meslektaşlarımla en iyi uyuşarak kongrede bu kadar yıl çalışmayı becerdim diye oy istemekteydi. Yani ben başkan olursam muhalefetteki demokratlarla da çalışırım ve Amerika'yı yönetecek yasaları çıkarırım mesajını vermekteydi. Ama koalisyon hakkında bir kötü imajı Türkiye bu iki olayın aynı anda olması dolayısıyla bence yanlış bir algıyla elde etti. Çünkü benim alanım karşılaştırmalı siyaset. Dünyada baktığınız zaman demokrasilerin, en iyi çalışan demokrasilerin hepsi koalisyonla yönetiliyor. Ama bizde sanıyorum pek uzun sürmedi. Çok uzun süren koalisyon, yani 3 yılı geçen var mıdır bizde koalisyon hükümeti? 61-65 arası. Hükümet dönemleri daha kısa ama diğerleriyle de, yani parti hükümetleriyle de o kadar karşılaştırırsanız, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti şimdi 2015 Kasım, 2018 Haziran. Evet. Yani seçimler sıklaşmaya başladı. Çok sık seçime gidiyorlar ki bir zamanlar seçimin sıklığından şikayet eden Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Bunun memleketi batıracağını iddia ediyordu. Kendisi şimdi her yıl seçime, bir daha seçime gidiyoruz. Bu sefer yerel seçim yapacağız. Yine seçim tansiyonu yaşanacak 2019'da. Bundan kaçış yok. 2016'dan itibaren hemen hemen her yıl, 2017'de, 2016'da bir seçime gitmedik. 2015 seçimi, 2017 seçimi, 2018 seçimi, 2019 seçimi. Arka arkaya seçime gidiyorsunuz ve koalisyon falan yok. Veya var. Bir tür koalisyon var ama resmen ilan edilmiş bir koalisyon niteliğinde olmayan ittifaklarla yönetiliyor Türkiye. O noktaya gelmiş durumdasınız. Başkanlığa geçmeye çalıştığınız halde. Dolayısıyla çok garip bir noktaya doğru savrulmuş durumdayız. Şimdi 82 evet, anayasasında süreyi de efektif kullanmak için önemli bir şey var. O da baraj herhalde. 82 anayasasında 114. maddeyle bu 61'in 109. maddesindeki bakanların değiştirilmesi ilkesi kabul tutuldu. Aynı zamanda 298 sayılı yasa ve 1950'den gelen mutabakat tutuldu. Yani yargının bağımsız ve tarafsız olarak mecliste ve aynı zamanda yürütmedeki partilerden bağımsız ve tarafsız olarak seçimleri idare etmesi ve denetim ve gözetimi altında yapılmasının sağlanması ilkesi korundu. 1983'ten itibaren başlayan yeni seçim dönemiyle yakın bir zamana kadar, yakın zamanda terk ettik biliyorsunuz bundan bir kısmını. Ve bu çerçevede yine o düzenlemeler arasında bazı siyasi partilerin seçimlerde etkili hale gelip de istikrarsız koalisyon hükümetleri kurmasını engellemesinin iyi olacağı düşünüldü. Hatalı bir şekilde. Çünkü sonuç itibariyle koalisyonu Türkiye'nin koşulları belirlemektedir. Yani seçmende bloklaşmalar bu partileri yaratıyor. Türkiye kültürel fay hatlarıyla 6-7 bloka bölünmüştür. Yani Türk milliyetçisi, Kürt milliyetçisi, Alevi, Sünni mütekit, seküler gibi çeşitli parçalara bölünmüştür. Bunların her birinin bir siyasi partisi ortaya çıkabilir. O zaman 6 parti, 7 partiyle çalışacaksınız demektir. Peki yeri gelmişken şeyi sorayım. Hep denir ya işte Türkiye'de %30 sol oy vardır, %70'de sağ, muhafazakar vesaire. Katılır mısınız bu görüş? Böyle mi gerçekten? Şimdi o sol sağ ne demek tam bilmiyoruz ama seçmene sorduğunuz zaman seçmen ben biliyorum diyor. Onun için onu kullanıyoruz. Ben bunun da bir kolaylık olduğunu düşünüyorum ideolojiyi ölçmek açısından. Muhtemelen bu saymış olduğum eğilimlerle ilgili bunları gruplandırıyor seçmen. İşte seküler olan, Alevi olan falan bunları sola koyuyor. Biraz Kürt milliyetçilerini falan da sola koyuyor. Diğerlerini sağa koyuyor gibi gözüküyor. Şimdi 1990'a kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda bulduğumuz seçmenin hemen hemen 5'te 1'i kadarı solda, 5'te 1'i kadarı sağda, 5'te 3 kadarı da ortadaydı. Kendini öyle tanımlıyordu. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte yeniden bir saflaşma yaşandı. Türkiye'nin zihniyetinde büyük bir değişiklik oldu. Daha önce ne kadar gerçekçiydi bilinmez, sınıfsal bir düşünce, bir yaklaşım, ne kadar Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları doğrudan yansıtıyordu bilmiyorum ama sonuçta bu yaklaşım en azından kamudaki yansımaları itibariyle terk edildi. Bunun yerine özellikle etnik ve dini kimlik ve onlarla ilişkili olan tutumlar, işte sekülerlik vesaireyle birlikte birdenbire Türk siyasetine anormal bir önem kazanmaya başladı. Daha önce görülmeyen ölçülerde. Bunlar daha önce temsil edilmeye çalışılıyordu ama bunların aldığı oylar, partilerin aldığı oylar en fazla %10-11 falan civarına çıkabiliyordu. Onun ötesine geçmiyordu. Birdenbire bu partiler %20'leri aşan oylar almaya başladılar ve eski ile kıyaslanmayacak noktaya geldi. Aynı zamanda seçmen de kendisini yeni ortamda farklı şekilde tanımladı. Şu anda Türkiye'de %20 civarı bir seçmen aşırı sağda. %25-30 civarı bir seçmen ılımlı sağda. Yine %20-25 kadar bir seçmen ortada, %20 kadar bir seçmen de 20 belki 25 kadar bir seçmen de solda. 1990'lardan bugüne kadar soldaki seçmen oranı pek değişmedi. Yani ne uzuyor ne kısalıyor böyle bir noktada. Geri kalanlarda bir miktar hareketlilik var. Biraz sağın aşırısına, biraz sağın ortasına doğru kayıyor. 2000'li yıllardan itibaren daha sağa kaydı. Orta sağ çöktü. Önce orta sağmış gibi kendisini takdim eden bir Adalet ve Kalkınma Partisi vardı. Şimdi seçmenin gözünde de 2015 seçimlerine girerken yapmış olduğumuz seçim araştırmasında seçmenin gözünde de en sağda bulunan parti Adalet ve Kalkınma Partisi. MHP onun daha solunda, Saadet Partisi onun daha solunda, Büyük Birlik Partisi onun daha solunda gözüküyor. Sağın içinde tabii, solda demek istemiyorum. Anladım, anladım. Dolayısıyla böyle bir ideolojik yelpaze olarak bakacak olursanız seçmenin gözünde böyle bir şey var. Ama bu sağ, bu sol tam ne ifade ediyor derseniz Avrupa'dan kaynaklanan bir terminoloji, daha çok sınıfsal bir terminoloji, ona pek oturmuyor. Bizde kültürel bir temelde siyaset cereyan ediyor. Kültürü belirleyen de bu temel aidiyet hisleri, kimlik. O da işte etnik kimlik, dini kimlik ve dini kimlikler üzerinde mezhep kimlikleri ve bunlara olan yakınlık, uzaklık, onlarla olan ilişkiler çerçevesinde tanımlanıyor. Büyük ölçüde de bu içerik varmış gibi gözüküyor. Oyu da zaten bu şekilde büyük ölçüde açıklama imkanınız var. Ne tarafa doğru oy veriliyor filan şeklinde. Şimdi seçim sistemindeki baraja gelebiliriz. %10 baraj, bunların bu küçük partilerin, ya bu saymış olduğum bloklardan nispeten küçük olan partilerin daha ideolojik ve daha aşırı unsurlar olarak girmeleri, koalisyon hükümetinde çok pazarlık yapmaları, koalisyonun çalışması için etkili hale gelmeleri ve sahip oldukları oyun oranından çok daha ötede hükümet üzerinde etkili olmaları sonucunu doğuracağını düşünerek %10 barajı uygulayalım dediler. Fakat bence ikinci bir yanlış daha yaptı askeri hükümet. Partilerin hepsini kapattı. Partileri kapatınca tabii partiler kurumsal yapılardır. Ve bunlar yaşadıkça varlıklarını tanımlarlar ve yerleşiklik kazanırlar. Dolayısıyla mesela partilerin kurumsallığı üzerine Samuel Huntington, Amerika Birleşik Devletleri'nde ileri sürmüş olduğu kurumsallık tanımı üzerinden yapılan çeşitli ölçümler vardı. Burada bir temel gösterge kaç lider değiştirebildikleridir. Mesela Anavatan Partisi kurumsal bir parti olma özelliği göstermemiştir. Lider değiştikten sonra çökmüştür. Demokratik Sol Parti aynı şekilde. Doğru Yol Partisi aynı şekilde. Bunlar lider partileri olarak tanımlanıyor bizde. Kurumsal değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ikinci kuruluşundan sonra da yani 93 sonrasında da çeşitli liderler değiştirmeyi becerdi ve bu şekilde gelerek bugüne kadar bu özelliği gösterdi. MHP aynı şekilde lider vefat etti, yerine Devlet Bahçeli geçti. Yeni bir lider daha değiştirebilirse kurumsal kimliğini kazanmaya doğru bir ivme daha yapmış olacak ama onu beceremedi. Şu anda bölünmüş gibi gözüküyor. İyi Parti kısmen oradan ayrıldı. Ama sadece onunla sınırlı değil anladığım kadarıyla. Yine orta sahada bir pozisyondaymış gibi bir algı var şu aşamada. Seçim sırasında daha iyi anlama imkanı bulacağız. Ama sonuçta bu partileri bırakacaksınız uzun zaman yaşayacaklar. İşte Amerikan partileri 1830'larda kurulmuş durumdalar. İngiliz partileri 1832 reformundan sonra bugünkü kimlikleriyle kurulmuş durumdalar. Onlarca lider değiştirmiş durumdalar. Yine 6, 7, 8 kuşaktır geliyorlar. Ancak bu zaman partiler bir kurumsal kimlik sahibi olabiliyorlar ve o zaman istikrar unsuru haline geliyorlar. Şimdi bizde siyasi partiler istikrar bir unsuru olmaktan çok istikrarsızlığın bir unsuru haline geliyor. Çünkü lider maazallah giderse parti yok olacak diye büyük bir korku içerisinde gereksiz bir vurguyla lider etrafında kenetlenmeye doğru gidiyor. Partinin kurumsal yapısı gelişmiyor ve hakikaten söylendiği gibi oluyor. Lider gider gitmez Ecevit gittikten sonra DSP, Özal gittikten sonra Anavatan Partisi, Demirel gittikten sonra DYP giderek küçülerek yok oluyor. Tabii orada şeyi de hatırlatmak lazım. Sadece bu değil, bir de parti kapatmalar da var. Tabii. Anayasa Mahkemesi kararıyla. Parti kapatmalar da genellikle aşırı sağ, aşırı sol olarak algılanan partiler arasında oldu. Ya da bizde laiklikten dolayı oldu. Evet, laiklikten dolayı kısmen oldu. Kürtçülükten dolayı oldu kısmen. Ve dolayısıyla bu tür sınırlandırmalar da söz konusu oldu. Ama onlardan daha önemlisi esas kurumsallaşması beklenen partilerin kapatılmış olması, onların bu kurumsallaşma sürecini akamete uğrattı. Dolayısıyla yeni bir kimlikle kurdular. Aynı partiler mi bunlar? Adı aynı olmakla birlikte aynı şeyin devamı mı? O da belli değil. Aynı zamanda bir pozisyonda, bir ideolojik pozisyonda birkaç parti bir anda ortaya çıktı. Seçmenin kafası karıştı. Kime oy vereceğini şaşırdı. Dolayısıyla büyük bir parçalanma söz konusu oldu. %10'luk baraja rağmen çoğunlukçu şekilde çalışması beklenecek bir sistem birdenbire sanki nispi temsilmiş gibi 1990'larda çalışmaya başlandı. Bu arada baraj da delindi. Yanlış hatırlamıyorsam Refah Partisi ile o zaman Milliyetçi Çalışma Partisi birlikte girdi. Yani resmi adı ittifak olmasa bile. İslahatçı Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi. Yanılmıyorsam bir de Anavatan'la Büyük Birlik Partisi'nin de daha önce yaptıkları 90'lı yıllarda öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Çok ufak sonuç olarak delindi. İttifak kurma yani bugünkü anlamda ittifak değil. O partilere bir seçimde aynı listeden ve bir partinin amblemi altından girme imkanı sağlandı. Ve bu şekilde temsil imkanları temin edildi. Ama temelde bağımsızlar %10 barajına tabi olmadıkları için seçildikten sonra grup kurma şeklinde özellikle işte HEP, DHAP vesaire gibi partiler bunları denemeye başladılar. Ve o çerçevede bugüne doğru gelindi. Şimdi burada ilginç olan 1995'te bir anayasa değişikliği yapılmış olmasıdır. 67 sayılı anayasanın 67. maddesine bir ilave yapıldı. Temsil adaletiyle hükümet istikrarı bağdaştırılacaktır dendi. Yapılacak seçim sistemiyle. Bugünkü seçim sisteminde bu bağdaştırılmıyor. Bununla ilgili bir mahkeme kararı var. Türkiye'de alınmadı bu karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alındı. 2002 seçimlerinde Şırnak'tan aday olan Yumak ve Sadak, o zamanki DEHAP adayları çok fazla oy aldıkları halde %10 barajını geçemedikleri için seçilemediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin mevzuatını inceledikten sonra bunlar zaten bölgelerini temsilen seçilmiyorlar. Türkiye'yi temsilen seçiliyorlar. Dolayısıyla burada haklarının engellenmiş olması söz konusu değildir bu koşullarda diye karar verdi. Ancak %10 barajının Türkiye tarafından hükümet istikrarını tercih etmek anlamına geldiğini yorumladı. Bu bugünkü seçim sisteminin 1995'ten beri anayasaya aykırı olduğunu gösteriyor. Çünkü anayasa bağdaştıracaksınız ikisini diyor. 2008'de vermiş olduğu kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bağdaşmadığını, hükümet istikrarına öncelik tanıdığını, temsil adaletini göz ardı ettiğini vurguluyor. Bunun en belirgin olanı da 2002 seçimleridir herhalde, değil mi? 2002 seçimlerinde tabii, ama 87 seçimlerinde de aynı şey oldu. O zaman sadece ülke barajı değil, aynı zamanda bölge barajı da uygulandı. Adaletsizlik büsbütün arttı. 87 seçimlerinde Van'da bu olay ayyuka çıktı. Van seçimlerinde yanılmıyorsam Anavatan Partisi %20'yi geçti. %20 seçim çevresi barajı vardı. 5 sandalye olduğu için sandalyelerden birini alacak kadar oy alması gerekiyordu partilerin. Sosyal Demokrat Halkçı Parti %19 küsurda kaldı. Ve 5 sandalyeyi de Anavatan Partisi aldı. Ve Süleyman Demirel o tarihte 91 senesine kadar bunun sandalye hırsızlığı olduğunu, kabul edilemeyeceğini, temsil adaletsizliği olduğunu meclisi her konuşmasında vurguladı. Ve 87'den sonra Anavatan Partisi'nin iktidarda büyük çoğunluğu olmasına rağmen iyi performans gösteremediğini, ekonomiyi zora soktuğunu ve 91 senesine itibaren de giderek daha zorlu bir ekonomik durumla karşılaştığımızı, 94'te bir krizin patladığını da unutmamak gerekiyor. Tabii diğer gelen hükümetlerin de bu krizin patlamasında rolü var. Onu da kabul etmemiz gerekir. Bir tek bundan dolayı değil. Ama sonuçta bu %10 barajı Anayasa Mahkemesi'ne de götürülmüştür. Daha önce barajı iptal eden Anayasa Mahkemesi, 1960 sonrasındaki uygulamalarda, 80 sonrasındaki uygulamalardaki barajı iptal etmedi. Dolayısıyla barajla bugüne kadar geldik. Ama 67. maddenin 95 değişikliğiyle ortaya koymuş olduğu bağdaştırılma ilkesini hiçbir şekilde göz önünde bulundurmadan devam ediyoruz. Seçim sistemi anayasanın 95 değişikliğine aykırı ve 95 senesinden beri ben bunu söylüyorum. Sizce peki nasıl olmalı? Baraj, yani Türkiye için ideal baraj kaç olursa bunu uygulayacaksanız, yani bu maddeyi uygulayacaksınız, 67. maddenin bu bağdaştırma ilkesini. 2011 senesinde American Journal of Political Science'da iki meslektaşımız Carey ve Hicks Electoral Sweet Spot diye bir makale yayınladılar. Bu makalede diyor ki 6 sandalyeden olan seçim çevrelerinde hiç baraj uygulanmadan nispi temsile dayalı bir uygulama yaparsanız uzun dönemde hem temsil adaleti hem hükümet istikrarı, daha doğrusu hesap verebilirlik deniyor İngilizce, temin edilir diyor. İlginç. Dolayısıyla bizim tek uygulayabileceğimiz sistem budur. Bu pek gündeme gelmedi ama bizde. 67. madde geçerliyse. 95 senesinde müteveffa meslektaşım Murat Sertel ile beraber bir seçim sistemi önerisinde bulunduk. Seçmenlerin sadece ilk tercihlerini göz önünde bulunduran bugünkü sistemle devam etmeyelim. Birden fazla tercihi kale alarak tercih sıralaması yapan bir seçim sistemi uygulayalım dedik. Şimdi tabii çok üzülerek görüyorum. Biz bunun dünyadaki ilk uygulayıcısı Türkiye olabilirdi. Onun yerine Amerika Birleşik Devletleri şu anda uyguluyor. İngilizce bilenler okuyabilirler. Geçen haftaki Economist'te yayınlandı. Ranked Voter Choice deniyor. Yani sıralanmış seçmen tercihliği. Maine'nin Portland kentinde bu seçimde 2018'de uygulanacak. Ondan önceki uygulamaları Minnesota'da oldu. Başka eyaletlerde de var. 3-4 eyalette uygulandı. Çok ilginçtir. Bir de resim var Ekonomist'te. Adaylar birbirlerini göstererek ona oy verin diyorlar. Neden? Zıtlaşmayı ve kutuplaşmayı, ki Amerika'nın da çok büyük bir problemi, Türkiye'nin de büyük bir problemi. Neden? Çünkü ilk tercihlerle seçilemiyorsunuz. Başkalarının ikinci tercihlerini ne kadar alabildiğinize bağlı. O zaman zıtlaşmak değil, uyuşmak mecburiyetine kalacaksınız demektir. Bizim kültürümüz için de uyuşmayı temin edecek böyle bir kural olursa, zıtlaşma, ötekileştirme, şeytanileştirme, düşmanlaştırma, sonunda savaşmaya giden ve demokrasiyi çökerten kültürel uygulamadan çıkma imkanı bulabiliriz diye düşünüyorum. 95'te de düşünüyordum, bugün de düşünüyorum, Amerika'da da örneği var. O zaman bize mecliste sunduğumuz vakit bunu, bunun örneği var mı dünyada diyorlardı. Yok. Bir örneği biz olacaktık. İntihar ettiler. Amerika oldu. Biraz da bu tarz ve sizinki ve benzeri öneriler geldiğinde daha çok halkın kafası karışır şeklinde. Bugün daha mı az karışacak? İttifak uygulaması bakalım nasıl olacak? Daha mı az karışık olacak? Evet, onu ben de gerçekten merakla bekliyorum. Şimdi son nokta gelmiş olduğumuz bu yeni seçim sistemi. Biliyorsunuz geçen sene epey bir 2016-17 döneminden bahsediyorum, geçen sene derken. Bir hayli tartışmalı bir dönem geçirdik. Referandum ile yeni bir sistem uygulamasına doğru gidildi. Türk tipi başkanlık diyen var, cumhurbaşkanlık sistemi diyen var. Dün akşam Kılıçdaroğlu'nu seyredenler böyle bir sistem yok, tamamen algı dışı, tasavvur dışı bir uygulamadır diyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu sistemin çok daha iyi olacağı, seçmene çok daha yakın olacağı, daha iyi temsil sağlayacağı vesaire iddia edildi. Ve bununla birlikte yeni bir seçim sistemi yapıldı. Bu arada referandumda 67. maddenin bir satırı daha değiştirildi. Nedir? Daha önceki bir değişiklikle 67. maddeye bir satır eklenmişti. 83 sonrasında, 82 Anayasası'nın orijinalinde yok. Bir seçim sistemini değişikliği eğer seçimden bir yıl önce, bir yıl kala yapılırsa o seçimde değil bir sonrakinde yapılır denmişti. Çünkü iktidar partileri kendi iktidarlarını sürdürebilmek için acayip uygulamalara giriyorlardı. 87 örneğini verdim ve bunun son derece olumsuz sonuçları 87-91 arasında yaşandığı için bu değişiklik yapılmıştı. Onu kaldırdılar bir kereliğine. Bu seçimde bu ittifak vesaire uygulamaları getirdiler. Partiler arasındaki eşitliği bozuyor. Dolayısıyla demokrasinin temel ilkelerinden biri eşitlik. Ona ciddi sorunlar üretiyor. İttifak içindeki partiler için %10 uygulamıyorsunuz, dışındaki partiler için uyguluyorsunuz. Eşit kurallarla yarışmıyorsunuz. Partilerin eşit kurallarla yarışmadığı sistemlerde adil seçim olmadığı siyaset bilimi araştırmalarında kabul edilen temel olgudur. Dolayısıyla Türkiye'nin demokratik bir seçim yapmadığı iddia edilecektir Türkiye'de ve dünyada. Nitekim ediliyor herhalde, değil mi? Yani şu anda bu tür ölçümler yapan çeşitli meslektaşlarımız var karşılaştırmalı siyaset alanında. Pipa Norris var Harvard Üniversitesi'nde. Onun başkanlığında bir ekibin Electoral Integrity diye, yani seçimlerin dürüstlüğü diye bir indeksi var. O indekse Türkiye 116. sırada gözüküyor. Bir fikir vermek için söyleyeyim. Evet. Azerbaycan 149. sırada. Hı hı. Ermenistan 117. sırada. Bizim hemen bir sıra altımızda. Biz aynı indekste Orta Doğu ülkeleri arasında yanılmıyorsam 6. sıradayız. Yani İsrail, Umman, Tunus, Lübnan, İran bizim üzerimizde. Evet. Türkiye ondan sonra geliyor, Irak ondan sonra geliyor. Dolayısıyla Orta Doğu'da bile demokratik seçim yapma özelliği olmayan bir ülke görünümünde Türkiye vermekte. 2015 sonu itibariyle. Bugünkü seçimleri kale almış durumda değiller. Bir sonraki ölçümde, yani 2019 senesinde yayınlanacak olan ölçümde bu seçimleri de kale alacaklardır. Ona göre bir ölçüm yapacaklardır. Dolayısıyla burada ciddi sorunları olan bir seçim sistemi ürettik. Hem ittifak uygulaması eşitliği bozuyor. Hem aynı zamanda tabii bugünün koşullarında ayrıca öngörülmeyen olağanüstü hal ortamında seçim yapılıyor olması, onun özellikle muhalefetin sesini yükseltememesi anlamına gelmesi, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, bunun yanı sıra medyanın büyük ölçüde özgürlüğünün erozyona uğramış olması. Bu konuda hem Freedom House'un hem Rapporteur Sans Frontieres'in yapmış olduğu ölçümler, aynı zamanda Economist'in Intelligence Unit'i var, onun yapmış olduğu ölçümler, Bertelsmann Foundation var. Bunlar uluslararası karşılaştırmalı araştırmalarda siyaset bilimcilerin kullandığı bir takım indekslerdir. Bunların hepsinde Türkiye'nin medya görüntüsü otoriter rejimler arasında sayılıyor. Dolayısıyla bu da Robert Dahl'ın tanımlamış olduğu çağdaş demokrasi tanımındaki temel unsurlardan biri olan basın ve medya özgürlüğünün tam olması, farklı enformasyon kanallarından, farklı sermaye gruplarının kontrol ettiği, farklı ideolojileri benimsemiş medya kanallarından gelen enformasyonu alan seçmenin bu enformasyonlara karşılaştırması ve bunun sonucunda bir fikre vararak oy kullanması sonucunu doğurmuyor. Doğurmadığı için Türkiye'nin oradaki standartını da aşağıya çekiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir takım sorunlara gark edilmiş vaziyette bir noktaya doğru Türkiye gelmiş bulundu. Ve bunun yaratmış olduğu görüntü maalesef olumsuz bir görüntü. Türkiye'nin 20. seçimi bu. 46'da sayarsanız. Ve 20. seçimde 1950'den önceki normlara doğru dönmüş, yürütmenin ağırlığının arttığı, iktidar partisinin bakanlarının mevkilerini korudukları ve dolayısıyla tarafsız yönetimin etkisi altında seçimlerin idaresinin mümkün olmadığı, yargının ne derece bağımsız olduğunu muhalefet büyük ölçüde sorguluyor. Böyle bir ortamda seçimlere gidiyor olmamız. Aynı zamanda buradaki seçim kanununda yapılan yeni değişiklikler ki bu sefer yine yürürlüğe girdi. 5545 sayılı yasada sandık kurulu başkanının seçimi sırasında ilçe seçim kurulunun o bölgede okur yazar olan ve saygınlığı bulunan bir kişiyi seçmesi ilkesi vardı. 16 Şubat 1950'de. Çünkü o sırada okur yazar çok az kişi var Türkiye'de. Hı hı. Şimdi öyle bir problemimiz yok. Ama bu seçimde sandık kurulu başkanları devlet memuru. Yani yürütmenin ajanı. Halbuki 1950 uzlaşmasında sandık kurullarının ilçe seçim kurulları tarafından oradaki kişiler arasından seçilmesi esastı ve siyasi parti temsilcilerinin oluşması kendi aralarından başkanı seçmeleri durumu söz konusuydu. Dolayısıyla 50 mutabakatının gerisine düşmüş durumdayız. 46-50 arasında bir döneme doğru gitmiş durumdayız. Oysa geçen seneki tartışmalarda, referanduma giden tartışmalarda bize önerilen Türkiye'deki demokrasi standartının daha da yükseleceğiydi. Tam tersine seçimlerde 1950 standartını dahi yakalayamayacak bir pozisyona gerisin geriye gelmiş olmamız maalesef son derece üzücü temel itibariyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizi bir hayli aştık. Sağ olun bu güzel sohbet için. Aslında daha konuşacak çok şey var ama hani beylik tabirle söylersek seçmen konuşacak pazar günü. Doğru. İnşallah ondan sonra tekrar sizi konuk etmek isteriz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Rica ederim. Bu akşam seçimleri konuştuk. Türkiye'nin 1946'dan bu yana geçirdiği seçimleri ve seçim sistemlerindeki farklılıkları konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.